Merhabalar, siz değerli dostlarım gelirken ben yavaş yavaş konuşmaya başlayayım. Bu akşam iki yayınım var. Sevgili Doğa Gülay Çırban bizimle birlikte olacak. Daha sonra da Doktor Hasan Hüsnü Eren hocamız detoksu anlatacak. Evet, bilinçaltı regresyon dönüşüm uzmanı ve sosyolog Doğa Hanım bu akşam bizimle birlikte ve kendisiyle eril dişi alanda enerjileri konuşacağız. Ve sorunlar, kalıcı çözümler nelerdir konuşacağız. Sevgili Rıfat Yüze Ak'ta katıldı. Sevgilerimi gönderiyorum. Kendisiyle de önümüzdeki pazartesi güzellik konuşacağız. Değerli kitabından da alıntılar yapacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkes yavaş yavaş geliyor. Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz, değerlisiniz. Birlikte olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Bilgiyi, sevgiyi birlikte öğrenerek, birlikte paylaşarak çoğaltıyoruz. Sevgili Doğa Gülay Cirvan'ı gelmiş ve hemen bakıyorum. Eril dişi enerji çok önemli hayatımızda ve ilişkilerimizde. Eril ve dişi dengesini öğrenirsek ilişkilerimizi de yoluna sokabiliriz. Eğer ilişkilerimizde bir sorun yaşıyorsak bu dengeyi bilemediğimiz için olur. Evet, kalpleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen bakalım sevgili Doğa hocamız gelmiş mi? Evet. Bilinçaltı uzmanı, regresyon uzmanı ve sosyolog. Evet, şimdi katıldığını gördüm. Hemen görüntülüyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun hepimiz için. Sevgiyle paylaşıyoruz. Evet, çok güzel bir konu. Eril ve dişi. Lefkoşa'ya sevgiler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili Doğa hocamız, bekliyoruz sizi. İlişkilerinde sorun yaşayanlar mesaj atabilirler, soru sorabilirsiniz. Evet. Ve sorularınızı yanıtlayacağız. Katılamıyor dedi. Tekrar deneyelim. Evet. Bakalım. Bir tekrar istek gönderdim. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, davetimi kabul ettiniz. Böyle güzel bir konu seçtik. Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, çok onur duydum, çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok teşekkür ederim. Her şey yolunda, siz nasılsınız, iyisiniz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Harika evet. Bir konu seçtik. Eril ve dişi ilişkiler ve bu ilişkilerin çözümü nelerdir? Bunları konuşacağız. Hayatımızdaki en önemli unsur ilişkiler, öyle değil mi? İlişkilerle sınanabiliyoruz. Evet, evet, aynen öyle. Bugün aslında özellikle eril dişi konusundan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü dengeler gerçekten çok karışmış durumda. Evet. Yani bu eril ve dişi nedir, dengeler nasıl karıştı, aslında bunların olması gereken kısmı nasıl olmalı, nasıl olabilmeli ve aslında böyle bir problem varsa bunun kaynağı nereden kaynaklanıyor ve biz bunları nasıl çözebiliriz? Bugün kısaca bunlardan bahsetmeye çalışacağım sizlere. Evet. Dediğiniz önce gibi, eril enerji nedir, dişi enerji nedir? Buradan girersek belki ilk kez duyacak olan dostlarımız vardır. Tabii ki. O zaman eril ve dişil enerjiden başlayalım. Evet. Şimdi eril ve dişil demek aslında bir kişinin hem erkeğe dair bir takım özellikleri hem de kadına dair bir takım özellikleri anlamına geliyor. Ve herkes de, kadın da olsa erkek de olsa, bu özellikler mevcut. Yani bir kadında da eril özellikler var. Bir erkekte de eril özellikler var aslında. Yani hepimizin, hatta enerjisel olarak bir yarımız eril, bir yarımız da dişil olarak da ifade edilir.
Yani biz aslında erilden ve dişilden oluşuyoruz. Ama bu karmaşa nerede ortaya çıkıyor? İşte aslında kadın dişi özelliklerini kullanmak yerine bunu bilerek ya da bilmeyerek, ki bilmeyerek kısmını aslında kaldırmam lazım, tamamen farkında olmadan aslında daha çok eril özellikleri kullanmaya başlıyor. Sıkıntı burada. Aynı şey erkek için de geçerli ama özellikle bir kadın, çünkü kadında rahim var. Rahim gücü gerçekten çok önemli. Onu biraz sonra anlatmaya çalışacağım. Çünkü normalde ilişkiyi yöneten de aslında tamamen kadın. Dolayısıyla da kadın eğer eril enerjiye geçerse karşısında zaten bir erkek var. Ve enerjisel olarak karşı karşıya iki erkek kalıyor aslında. Yani görüntü kadın, isterse çok güzel bir kadın olsun, çok bakımlı, çok güzel giyimli. Ama eril özellikleri ve eril enerjiye sahip bir kadınsa eğer, iki erkek bir süre sonra, iki erkek eril enerjide olan insanlar bir süre sonra gerçekten anlaşamamaya başlıyorlar. Ya da bir çözüm olarak kadın eğer erilde kalıyorsa erkek zamanla dişil enerjide olmaya başlıyor. Ama orada öyle bir şey var ki aslında eril enerjide olan bir kadın da normal şartlarda bir eril enerjide olan bir erkeği çekemeyeceği için aslında enerjisel olarak dişil enerjide bir erkeği kendine çekmeye çalışıyor. Umarım buraya kadar çok karışık anlatmamışımdır ama öncelikle bundan bahsetmek istedim Evet. ben sizlere. Peki bu Eskilerin bir sözü vardır, öyle değil mi? Kadın kadın gibi olsun, erkek erkek gibi olsun. Yani aslında bu bir kadim öğreti ve günümüzde biz buna eril dişi diye hani sınıflandırıyoruz, fakat bizim o doğru. bilge Anadolu'muzda hep duyardık. Kadın kadınlığını yapsın, erkek erkekliğini yapsın. Çok doğru, evet. Evet, gerçekten öyle. Hele günümüzde burada roller gerçekten çok daha fazla değişmeye başladı. Peki eril dediğimizde hangi özellikleri anlamak gerekiyor? Dişil dediğimizde hangi özellikleri anlamak gerekiyor? Şimdi eril enerji, yani o erkek gibi olan ama o maço olan değil aslında. İçsel olarak ben gerçek bir eril enerjiyi aslında gelişmiş bir erkek olarak kendi içimde ifade ediyorum. Çünkü eril olmak gerçekten çok kıymetli. Yani eril enerji dediğimizde orada sahiplenen bir özelliğe sahip, ilişkiyi sahiplenen, kadını sahiplenen, ne istediğini bilen. Çünkü normalde bir kararsızlık enerjisi aslında kadına ait bir enerjidir. Kararsızlık dediğimizde evet kulağa sanki çok da hoş bir şey değilmiş gibi geliyor ama kadın aslında yapı itibariyle biraz kararsızdır. Oysa aslında o kararsızlık enerjisi biraz daha dişi enerjiye, kadına ait ama erkek burada eril enerji gerçekten de ne istediğini bilen, ayakları yere tam basan ve sahiplenme özelliğine sahip ve kontrol eden. Biz buna aslında bir alan tutan deriz. Yani bir kadınla beraberken bir alan tutması, kararlı olması, ne istediğini bilmesi ve dengede olması çok önemli. Ama şimdi tabii eril enerji deyince ve erkeklerden bahsedince bu denge konusu çok önemli. Yani burada sadece kadınlık ya da erkeklik özellikleri değil, aslında kişinin kendi içten gelen, kendi karakteristik özellikleri çok önemli. Hayata bakışı çok önemli, duruşu çok önemli ve hür vicdan ve merhameti bu sınırlarda hangi noktada durabildiği aslında çok önemli. O yüzden eril enerji aynı zamanda tek eşli, yani çok fazla kadınla bir arada olmayan. Peki bu nasıl olacak? Gerçek eril enerji aslında tek kadınla olabilendir. Peki gerçekten günümüzün en büyük sorularından biri nasıl? Evet, nasıl sorusu devreye giriyor. Çünkü benim yaptığım aslında çalışmalarda da bu erkeklerle yaptığım çalışmalarda hep karşımıza çıkan bir şeydir. Normalde kadında da bu var aslında. Bunu sadece erkeğe yüklememek lazım.
Var olan durumu öncelikle beğenmemek, var olan durumdan memnun olmamak ve hep daha iyisini isteme, daha iyisini arama potansiyeli. Yani ben bir durumun içindeyim. Evet, benim yanımda bir kadın var ama hep bir yetememe, hep bir daha fazlasına sahip olma ve kişiler bunu gerçekten hiçbir şekilde bilerek ve isteyerek yapmıyorlar ve bunun farkında bile değiller. Ama bu çok büyük bir derin mutsuzluk getiriyor aslında insanlara. Çünkü mesela bir restorandasınız, restoranda çok fazla yemek var ve önünüzdeki güzel bir yemek, seçtiğiniz bir yemek, isteyerek o yemek size geldi. Ama siz hala diğer yemeklerin tadı nasıl diye düşünüyorsunuz. İşte bu enerjinin dağılması anlamına geliyor. Enerjiniz dağıldığı anda asla tek bir noktada kişiler kalamıyorlar. Çünkü zihin sürekli konuşuyor, var olanla mutlu olamıyor, sürekli bir arayış içinde ve öbür taraftan da aslında asla var olanı beğenmeme. Ama var olanı beğenmeme kısmı zaten kişiye 30 yaşında gelmez. Bu duygu kişiye 30'unda gelmez, 20'sinde gelmez. Bu duygular kişilere daha çocukken öğretilir. O yüzden zaten çocukken öğrendiği bir duyguyu büyüdüğünde hala devam ettirmeye başlıyor. Dolayısıyla da kişiler sürekli enerjilerini dağıttıkları için eril enerji özellikle bir bütünlük yaşayamıyor aslında. Yani o anda kalıp sadece karşısındakine kendini bırakıp sadece yemeğe kendini bırakıp yediği yemeğin tadını alıp bulunduğu ortamın tadını çıkartıp kadınlar için de geçerli olabilir bu arada. O anın içinde kalıp gerçekten o mutluluğu o ana giremiyor. Enerjiyi dağıtıyor, zihni çok konuşuyor. Dolayısıyla da alan tutamıyor. Alan tutamayınca bu sefer, çünkü bunun eril enerjinin, erkeğin yapması lazım. Alan tutamayınca insanlar konuşmamaya başlayabiliyorlar. İnsanların daha çok çevreye ilgileri artıyor ve gerçekten dağılmaya başlıyorlar ve bir süre sonra birbirlerinden zevk almamaya başlıyorlar. Beraber olmak aslında iki insanın sessiz kaldığı anlarda bile beraber olmaktan huzur duyabilmesi aslında bu kadar güzel bir duygu. Ama o kadar çok şey kaybediliyor ki zamanla zaten konuşulacak bir şey de kalmadığı için bırakın huzur duymayı çok daha farklı noktalara gidiyor. Ama konuyu açmışken şunu da söylemek istiyorum. Aslında huzur duygusu bizim içimizden gelen bir duygu. Gerçekten çok önemli. Yani biz aslında içsel olarak huzurlu insanlarsak o huzur duygusunu bir şekilde kendi içimizde yaşayabiliyoruz. Yani bu ille partnerle de alakalı değil. Konuyu dağıtmak istemiyorum. Gene anlattığım yere geri geleceğim. Bu gerçekten çok önemli. Yani önce huzur, mutluluk, içsel saygınlık, içsel keyif, içsel olarak var olandan mutlu olabilme, mesela beğenmeme duygusu vardır insanlarda. Aslında bu şükür eksikliğidir. Çok basit, hani hep böyle şükredelim deriz ama bu aslında şükür eksikliğidir, beğenmeme, hep mükemmeli arama. Çünkü var olan yoktur orada. Dolayısıyla da bunlar insanın tamamen şükür eksikliğinde tutmakta ve bunlar insanın aslında içsel olarak kendi içinde bütünleşememiş alanları. Ama tabii ki ilişkilerde eril ve dişil olarak da bizim karşımıza çıkıyor. Özellikle bu duygular erkekte çok fazlaysa, kadında çok fazla olması da tabii ki ilişkiyi güzel yaşayamamasına ve bir ilişkiden mutlu olamamasına sebep olmakta. Erkek bu sefer alan tutamıyor ve erkek alan tutamadığı için de bir süre sonra ilişkiler bitmeye mahkum kalıyor. Peki dişil enerji burada nasıl olmalı? Aslında ben dişil enerji önce nasıl olmamalı? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu galiba biraz daha yakın normalde şöyle bakıldığında. En çok benim karşılaştığım
Dişil enerji aslında rekabetçi, kontrolcü ve güç savaşı içinde. Yani karşısında bir erkek var ve onunla normal şartlarda bir ortamda dahi üstün olmaya çalışan ya da durumu kontrol etmeye çalışan ya da hayır ben haklıyım kısmına gelmeye çalışan bir duruş sergilediğinde maalesef direkt kadın eline geçiyor. Orada hiçbir dişi enerji kalmıyor ve aslında farkında olmadan karşısındaki erkeği aşağı çekmiş oluyor. Bu sefer aslında bu adamın, bu erkeğin bu ilişkide rolünü tamamen kaptı ve erkek orada yok artık. Sadece kadın var. Biz buna baktığımızda bu böyle bir güç savaşı ve rekabet halini alıyor. Peki Ama bunun dişi ilişkiyi dişi yönettiği için mi böyle oluyor? Yani dişi de olduğu için mi? Şimdi daha iyi hayır. anlaşılsın diye soruyorum. Evet, hayır, tam tersi. Bu dişi enerjide olmaması gereken bir özellik. Çünkü Hayır, kadının ilk isyan. başında ilişkiyi dişi yönetir dediniz ya, o yüzden. Evet, şöyle ilişkiyi kadın aslında kendi rahim gücüyle, kendi çekim alanıyla yürütüyor. Yani bu tamamen enerjisel bir boyut. Bu aslında birazcık kadının çekim alanının yüksek olması, dişi enerjisinin yüksek olması ve kadın olarak rahim gücüyle alakalı. Çünkü kadının normalde rahim gücü gerçekten çok yüksek. Yani bir kadının yaratım gücü var zaten normal şartlarda. Dolayısıyla kadın bunu kullanmaya başladığı anda çekim alanı o kadar fazla oluyor ki, çünkü dişiye geçtiğinde karşısındakine eril olma hakkı vermeye başlıyor. Ve karşısındaki bu hakkı aslında dişi enerjide bir erkek bile olsa ya gidiyor orada duramıyor ya da kendinde bir değişimle erile geçmeye başlıyor. O rahim gücü aslında tamamen içten gelen ve artık belli güçleri kendi içinde kazanmış. Ama bunun için cinsellikteki utangaçlıkları yenmiş, cinsellikle ilgili korkularını kenara koymuş, kaygılarını kenara koymuş, ilişkilerle ilgili korkularını, aldatılma korkularını, kaygılarını, kendi bedeniyle ilgili kaygılarını tamamen kenara koymuş olması gerekiyor. O zaman kadın aslında hem kendi bedeniyle barışık hem dişi tarafıyla barışık. Çünkü o zaman kadın olarak güçlü. Şimdi bilinçaltı ve regresyon çalışmalarında kadın her zaman kadınlığını reddediyor. Çünkü toplumun gördüğü şey erkek güçlü, özellikle köy ya da belli yerlerde erkek bedenen güçlü olduğu için erkek iş yapar. Erkek işe yarar. Kadın ne yapar? Hiçbir işe yaramaz gibi görünür. Aslında toplum bu şekilde, toplum tamamen bunun üzerine. Ve bunu gören kadın aslında bir savunma mekanizması olarak güçlü olmaya çalışıyor. Bedenen o güce sahip olmadığı için de bu sefer kontrolü eline alarak güçlü olmaya, güçlü görünerek, saygın görünmeye çalışarak. Ama bunlar aslında gerçek güç değil. Bunlar sadece birer maske. Onun altında çok daha farklı da dinamikler var. Dolayısıyla o biraz daha farklı bir konu ama onu da biraz açıklamaya çalıştım. Umarım Evet. şimdilik bu yeterli olmuştur. Evet. Kadında eril kadın o kontrolü ele alan ve bu konunun biraz üzerinde durmak istiyorum. Çünkü kontrolü ele alan kadın sayısı gerçekten çok fazla. Her konuda kontrolcü, her konuda iki normal kadın arkadaş bile anlaşamıyor. Çünkü biri bir yere gitmek, bir şey yapmak, diğeri bir şey yapmak istiyor. Yani insanların neredeyse birbirine izin verme hakkı bile kalmadı. O seviyede bir kontrolcülük ve baskınlık söz konusu ve o seviyede bir güçlü olma ve güçlü görünme ihtiyacı çok fazla. Ben bunu çok gözlemliyorum. Mesela anneler çocuğunu hadi uyku saatin geldi, hadi şunu yapman gerekiyor. Sürekli yönlendirme hali
İşte sürekli bir yönlendirme haline geçtiğinde kişiler o zaman anne, kontrolcü ve yönetici role geçiyorlar. O yüzden bilincinizle ben bütün kadınlara bunu söylemek istiyorum. Yani dişi enerjinin şöyle bir özelliği vardır. Dişi enerji aslında güvenir. Yani içsel olarak kendine güvenir. Ve her şeyin yolunda gideceğine güvenir. Yaradana güvenir, evrene güvenir ve içinde bir güven, bir huzur vardır. Yani ne olursa olsun, evet bu benim hayrımı olacak. Eğer kötü bir şey bile olsa bu benim hayrımı olacak. Ama bu hani suya kendinizi bırakırsınız, böyle güzel o suda akarsınız. Öyle bir şey aslında. Yani ama iş kontrole geldiğinde aslında burada varoluşu da sorgulamak devreye giriyor. Yani her şeye karşı bir el atma, her şeye karşı bir yönetim isteği, bu sefer kendi içimizdeki benle de çatışma başlıyor. Var olduğumuz sistem ve ilahi evren, işte yaradan ne derseniz, hani oraya karşı da bir çatışma başlıyor. Dolayısıyla aslında kişi içsel olarak bir şeyleri yönettiğini zannederken her konuda, herkesle ve her şeyle bir çatışmaya giriyor aslında. Bu büyük bir çatışma ve uzun vadede çok yorucu bir çatışma aslında bu. Dolayısıyla dişi enerji buna girmez. Dişi enerji içsel olarak o gücüne aslında sahiptir. Ama tabii şimdi söylüyorum, içsel olarak bu böyle. Bizler aslında biz olan varlıklar da değiliz. Yani bu nasıl olacak? Evet, en güzel soru bu. Yani içsel olarak tamam da bu nasıl olacak? Bu Nasıl? olmuyor. Çünkü biz zaten bu duyguları gerçekten de 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında bulmuyoruz. Bu duygular zaten pek çoğu bize doğduğumuz andan itibaren gelmiş olan duygular. Yani biz doğarken mizaç olarak bazı duygularla geliyoruz. O duygular düşünceyi ve davranışı ortaya koyuyor ve bizi biz yapıyor. Ama neden biz o duygularla geldik? İşte ilk başta bunu fark etmek lazım. Çünkü her birimizin bu dünyada ödevleri, görevleri var. Demek ki bizler bu duygularla geldik ki bu duyguları biz bu dünyada dönüştüreceğiz. İlk başta bunu fark etmek gerekiyor. Ve burada gene bir kabul enerjisi. Yani duyguyu itmek değil. Çünkü ittiğimiz her şey, isyan ettiğimiz, öfke duyduğumuz, sevmediğimiz her şey daha çok üstümüze gelir. Bunun yerine onu kabul etmek. Ama kabul etmek, tamam aldım ben artık böyleyim, o bunu ben büyüteceğim, değil. Gerçekten değil. Yani tamam bu böyle. Ben bunu kabul ediyorum. Bunu ben nasıl geliştirmeliyim? İrademle bunu ben nasıl geliştirmeliyim? Aslında bunu gerçekten görmek gerekiyor. Bu çok önemli. Sonra doğuştan gelen özellikler dedik ama bizim bir çocukluğumuz var önceye indiğimizde. Orada çocukluk travmaları var. O travmaları bize kim yaşattı? Anne ve baba yaşattı. Peki onlar niye bize bu travmaları yaşattı? Çünkü onlar da benzer travmaları yaşattı. Yani dolayısıyla zincirleme gelen bir atalar silsilesi var. Yani biz zaten ilk atamız anne ve babamız. Normalde bizim ilk atamız anne ve babamız oluyor. Anne ve baba atalarımızdan itibaren zaten biz atalardan gelen pek çok bilgiye sahibiz. Bazı duygular mesela annemizde, bazı huylar annemizde vardır, babamızda yoktur. Ama bu duygu bize nereden geldi? Ya da bazı huylar kimsede yoktur. İnsanlar der ki bizde de hiç böyle şeyler yok. Bu bana nereden geldi? İşte belki de iki kuşak önceden ya da teyzeden geldi. Yani sonuçta atalar aslında bize çok fazla DNA yoluyla bilgi taşıyor ki bu şu anda bilim tarafından da kanıtlanmış durumda. Yani biz, ama neden oluyor bu? Tabii ki bu dünyada gene çözmemiz gereken sorunlar var. Yani biz bu dünyada aslında gerçek görevimiz bunlarla yüzleşmek, bunları görmek ve bunları dönüştürmek. Yani sorun değil aslında, bunları bir dönüşülmesi gereken bir hal olarak algılamak gerçekten çok önemli.
Sonra anne karnı, anne hamileyken belki bebeğini istemedi. Mesela bebeğini istemeyen anne çok fazla ve bebek doğduğundan itibaren hayatı boyunca kendini anneye ait hissetmiyor. Hayatı boyunca hep anneden bir şekilde nefret ediyor, anneden kaçıyor. Diyor ki halbuki annem bana çok iyi davrandı ama ben niye anneme böyle hissediyorum? İşte bazen o istenmeyen bebekler gerçekten farkında olmadan ve onlar ileriki zamanlarda ilişkilerde de hep istenmeyen. Çünkü o istenmeme enerjisi o kadar ağır bir enerji ki ve o genelde anne karnında anneden bebeğe geçen bir duygudur. İnsanın bütün hayatını ele geçiren ve bütün hayatını gerçekten sıkan çok yorucu bir enerji gerçekten. Dolayısıyla anne karnında bu en yoğun olan duygulardan biri. O yüzden bunu örnek vermek istedim. İstenmeme enerjisi ya da diğer farklı korkular, annenin kaygıları olabilir. Annenin çocukla ilgili bir takım kararları olabilir ve o çocuk doğduğunda bir daha çocuk sahibi olmaz. Döngüyü orada başlatabilir. Dolayısıyla bütün bu eril ve dişil dengesi gerçekten de bizde, bu arada beni de annem aradı. Bakın tam anneden bahsederken kapattım telefonu. Aslında modu değiştirmiştim ama çaldı bir şekilde. O da ilginç oldu. Dolayısıyla bu durumlar, yani eril ve dişinin oluştuğu bu süreçler gerçekten de bize bu yaşımızda gelmiyor. Yani bunlar bizim çok derinlerimizden geliyor. Bunlar bizim anne karnımızdan, atalarımızdan, anne babamızdan, belki ben regresyon yaptığım için regresyonda biz geçmiş hayatlar çalışırız. Geçmiş hayatlardan. Buna tabii herkesin inanması gerekmiyor. Zaten yapılan çalışmalarda da bu şekilde de her zaman söylenmeyebilir. Çünkü Türk toplumu ne kadar modern bir topluma doğru gitmeye başlasa da kabul etmek gerekir ki bizler sosyolojik olarak geleneksel bir toplumuz. O yüzden bir şeyleri çok fazla dile getirdiğimizde de farklı da anlaşılabilir. Bu bir inanç meselesi değildir ama geçmiş hayatlarda bu konuda bence çok etkili. Çünkü yapılan çalışmalarda inanılmaz çözümlemeler oluyor. Ama tabii buna bir ata hikayesi olarak da bakmak mümkün. Yani çünkü öyle bir kozmos içinde biz, öyle bir sistemde yaşıyoruz ki gerçekten ben hayır şu var, hayır bu var, hayır bu böyle, bu kadar net konuşulmasına biraz karşıyım. Çünkü bence bizim akıl sınırlarımızın çok üstünde bir sistemde yaşıyoruz. Her Ben şey olabilir, her şey olmayabilir. Ben de şimdi böyle bakıyorum. Ya yani bu kadar katı ve sert bakılmaması gerektiğine inanıyorum. O yüzden bakış açım tamamen bu yönde. Ama hani biz bir şekilde biz olarak da bu hale gelmiyoruz. Bunun peki ilk adımı tabii farkında olmak. Sorunları aslında nasıl farkına varacağız? Sürekli karşı tarafı suçlayarak insanlar bir dönemlerini yaşar. O bana bunu yaptı, bu neden böyle yapıyor, benim suçum ne? Ben narsist biriyle berabermişim, yıllarca ona katlandım. Hep bunun gibi söylemler söz konusudur. Ama bunu fark etmenin de ilk yolu gerçekten ben acaba hangi enerjide, hangi bilinçaltı boyutunda, hangi bilgilerle bu dünyaya geldim, benim bu dünyada neleri görmem gerekiyordu, değiştirmem gerekiyordu da ben şimdi şu an bu öğretinin içinde kaldım. İlk başta bunu bir kabule geçmek gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü bir şeyin içindeyseniz eğer, bir şeyin içindesiniz artık bu konuda. Bunu bir fark etmek çok önemli. Evet, ben şu an bir şeyin içindeyim. Karşı tarafı suçlayarak bir şey değiştiremezsiniz. Çünkü karşı tarafa senin eril enerjin yok diye bağırsanız bile bir şey değişmeyecek. Yani bu videoyu dinlediniz ve o adama bağırmaya başladınız. İnanın bunun da bir anlamı yok. Çünkü karşı taraf da kolay kolay değişmez. Yani en zor tarafı insan varlığının kolay değişen varlıklar olmaması.
Ama bunun için farkındalık ve biraz da sonraki aşamalarda da daha irade, bilgiyi almak. Ama bilgiyi almak da yük. Her aldığımız bilgiyi kullanmıyoruz. O da kullanmamız için sonra gene dönüyor, dolaşıyor, tekrar bize çarpıyor. O yüzden aldığımız bilgileri de minik minik de olsa kullanmaya çalışmak gerçekten çok önemli. Dolayısıyla da burada önce var olan durumu kabul etmek, isyanı bırakmak, öfkeyi bırakmak, sonra da oturup gerçekten ben kendimi bu alanda nasıl değiştiririm diye düşünmek gerçekten de çok çok önemli. Peki Evet. değiştirme kısmı nasıl olacak? Kalıcı Evet. çözüm. Şimdi Görüşürüz. evet, o kalıcı çözüm kısmını şöyle anlatayım ben size. Önce kendi içinizde kalıcı olan alana doğru gitmeye karar vermeniz lazım. Yani önümde bir yol var. Ben şu anda bir yolun içindeyim. Benim başıma bazı durumlar geldi. Peki ben ne yapacağım? Bunun için önce varoluşu kabul etmek. Az önce onu söyledik zaten. Bir daha söyleme ihtiyacı hissettim. Çünkü gerçekten çok zor. En zor kısım bu. O zaman burada çözülmesi gereken bir durum var. Karşı tarafa suçlamayı bırakmak ve o zaman ben bir döngü içindeysem farkındalığı arttırmak. Ben bu döngülerimi yaşantımda acaba nasıl çözebilirim? Bu alanı doğru bakabilmek gerçekten çok önemli. İşte o alana doğru bakmaya başladığınızda bilinçaltınız size, çünkü bunların ruhsal alan ve bilinçaltı alanı, az önce bahsetmiş olduğum bütün bu alanı bilinçaltı ve ruhsal alan olarak ifade edebiliriz. İşte bu alanda dönüşüm sağlanabilir. Ama normal şartlarda insanların sadece kendi bilinçleriyle bir şeyleri değiştirebilmeleri çok zor. Yani istediğiniz kadar farkında olun, bu gerçekten çok zor. Hatta şunu söylemem lazım. Regresyon seanslarında bizlerin asla kabul edemediğimiz duygularımız karşımıza çıkar. En iyi tarafı budur. Yani hiçbir şekilde o duyguyu kabul etmeniz normal şartlarda mümkün değil. Hatta gölge kişilikler dediğimiz asla kendinize yakıştıramayacağımız kısımlar karşımıza çıkar. Ki gerçek dönüştürücü olan alan da zaten orasıdır aslında. Ve biz bunları bilinçaltında bu şekilde kalıcı olarak çözebiliyoruz. Ama bu konuya da diğer taraftan bir ilişki dönüşümü olarak bakmamak lazım. Çünkü ilişkiler, para, cinsellik ve kendi aslında kendimize olan iç bakışımız, hepsi aynı yerde. Hepsi bir akış alanı içinde. Sizin mesela bir kişinin ilişkilerle ilgili bir problemi varsa illa ucundan kıyısından bir cinsellik problemi vardır. İlla bir yerde bir para problemi vardır. Zorluğa olan ihtiyacı vardır. Yani böyle hızlıca, kolayca, rahatça akışları yoktur. Mesela zorluğa olan ihtiyaç da en çok biraz hayata karşı inatçı olan insanlarda daha fazla. Yani bir şeyleri kolay kabul edemeyen, çok fazla zamana ihtiyacı olan, iyice sindirmesi gereken insanlarda çok daha fazla. İşte o duygu, zorluğa olan ihtiyaç, para konusu, ilişkiler konusu, cinsellik konusu, hepsi bir arada. Yani kişiler ilişkilerinde problem yaşıyorlar diye geri kalan hayatları asla mükemmel olmuyor. Yani eğer ki bir ilişki problemi yaşıyorsanız, geri kalan her konuda, parada da, cinsellikte de illaki, mesela cinsellikte sorununuz olmadığını düşünürsünüz ama düzenli bir cinselliğiniz yoktur. Ya da bunun gibi para kazanırsınız ama bolluğunuz, bereketiniz yoktur aslında. O parayı bolluk ve bereketle iyi günler için, tatiller için mesela elinizden çok hızlı çıkar, ayırabilme şansınız olmaz. O yüzden çok bağlantılı. Bu olay aslında ilişki, kişinin kendini kendine gösterdiği bir alan, bir ayna. Yani bizler normal hayatın içinde
İlişkide yaşadığımız problemleri çok fazla görmeyiz aslında. Ama bir ilişki anında gerçekten de bizler kendimizi görmeye başlarız. Çünkü o ilişki anında tamamen gerçek biz devreye giriyoruz ve o yüzden o kadar sancılı ve sıkıntılı oluyor. Dolayısıyla gene aynı yere geleceğim ki aslında ilişkiniz sizsiniz. Siz nasılsanız ilişkiniz öyle. Yani bu durumun aslında ayrı bir ilişki çözülümü yok. Önce kendimizdeki bazı durumları, içsel huzursuzlukları ya da korkuları, kaygıları çözmemiz lazım ki ilişkide bunlar zamanla dönüşmeye başlasın. Mükemmelliyecilik özelliği olan bir insan hiçbir zaman mutlu olamaz. Ne bir ilişkide mutlu olabilir, ne hayatında mutlu olabilir. O yüzden birbiriyle olan bağlantısı çok fazla. Dolayısıyla bir bütünden oluştuğu için de o bütün çok fazla durumu ifade ediyor. Peki bunları nasıl çözüyoruz? Bunları bizim kara kutumuza inerek, insanın kara kutusu bilinçaltı. Bilinçaltı aslında Freud zamanından gelen, ilk Freud'un ortaya çıkardığı, orada aslında sürekli bir kayıt alanı, gece gündüz açık olan bir kayıt alanı, her türlü bilginin kaydolduğu alan ve bir ruhani alanımız var. Bizim atalarımızdan gelen bir ruhani alanımız var. Hissel, mesela o telepatik olan kısımlar dahi bizim ruhani alanımızla ilgili, o manevi alanla ilgili. Aslında bu değişim sizin kişilerin bütün hayatına yapacağı bir yatırım oluyor. Mesela mucize dedikleri durum nedir? Mucize dedikleri şey bir anda beklenmedik fırsatların insanın karşısına çıkmasıdır. Bazı olayların zorlukla olacağına çok hızlı ve anlamadan "Aa, bu nasıl oldu?" diyebildiği olaylardır. Karşısına çok güzel durumların gelmesidir. Çok mutlu olabileceği ilişkilerin içinde olabilmesidir. İşte bu duruma gelebilmek için kişinin önce ruhsal olarak ve bilinçaltı boyutunda aslında ona açık olması lazım. Yani bu açıklık çok önemli bir şey. Gerçekten çok önemli. Ama çok daha farklı bakış açılarında tabii ki bu her zaman çok da olmayabilir. Bu ruhsal olarak da kişinin yatkınlığı ve isteğiyle de alakalı diye düşünüyorum diğer taraftan. Bu bir yol çünkü bu yolda herkesin farklı yolları var çünkü. Her yol herkese de uygun olmuyor. Herkesin değişik değişik yolları var. Herkes değişim için çok farklı yollardan da geçebiliyor tabii ki. Benim yolum baştan beri hep bilinçaltı oldu. Ben kendi hayatımı da o şekilde değiştirdim. Ya bunu pek çok yayında da söylemişimdir. O yüzden çok inandığım, çok güvendiğim tekniklerdir, özellikle regresyon teknikleri. Çünkü neden kalıcı oluyor? Mesela bir travma, çocukluk travması var diyelim. Çocukluk travmasına iniyoruz ve mesela bilinçaltı temizliği diye bir şey yoktur. Bilinçaltındaki anıları silmek diye bir şey yoktur. Yani biz onlar bizim, neden biz onları yok mu sayıyoruz? Yani böyle bir şey gerçekten söz konusu değil. Temizlik diye bir şey söz konusu değil. Ama şöyle ki var olan ve acı veren durumlar, bu durum aslında bana neden acı verdi? Bu insanların bu şekilde davranma sebepleri neydi? Ben hangi korkularımla, hangi enerjimle bu olayları kendime çektim? Aslında bende hangi korku ve kaygılar vardı da ben bu korku ve kaygılarla o insanların bana enerjisel olarak öyle davranmasına izin verdim. Çünkü o insan belki de diğerine böyle davranmayacak. Benim yaydığım enerjiden dolayı ondaki o duygu açığa çıktı ve biz birbirimize bu şekilde bir eşlik ettik aslında. İşte bunu kişiler fark ettiklerinde gerçek bir dönüşüm yaşanır. Aslında benim öğretilerimde affetmek diye de bir şey yoktur. Hani affetmek çok kullanılır ama affetmek
Bir insanın bir insana yaptığı pek çok kötülükten sonra onu affetmesi gerçekten çok kolay değil. Ama onun sebeplerini anlayabilmek, ben diyelim ki X insan tecavüze uğradı ama orada erkeklere dair büyük korkuları var ve o korkuyu o adam karşısına çıkıyor, canlandırıyor ve bunu gösteriyor. Bak diyor, senin bir korkun var, ben bu korkuyu sana gösterdim işte. Ve kişi kendinde bu durumu fark ettiğinde ve yarattığı, aslında bir yaratım alanı içinde olduğu, yaşadığı her şeyi kendinin yarattığını fark ettiği anda aslında dönüşüm başlıyor. İşte bunu anlamak da aynı zamanda bir bilinç seviyesi. Evet. Sadece bir bilinçaltı boyutu değil bu. Yani dönüşüm asla bilinçaltı boyutunda kalmıyor yapılan çalışmalarda. Bilince çıkmak zorunda. O yüzden hem bilinçte hem bilinç altındaki o dönüşümler gerçekten de kalıcı olarak o değişimi sağlar. O yüzden de oradaki dönüşüm bir temizlik değil ama artık o anı zaten aklınıza gelmez. Bir de bilinçaltı çalışmalarında kişilerin hiçbir zaman aklına gelmeyen, "Aa, ben bunu tamamen unutmuştum, bu da nereden çıktı?" dediği anılar aklına gelebilir. Dolayısıyla orada zaten onun mantığını anladığında, çünkü oradaki hikayeler o kadar çok yerine oturur ki her şey, bütün taşlar yerine oturur. Her şeyin sebepleri, sonuçları, bu duygu bana ne sağladı? Ben bu duygudan ne öğrendim? Peki o zaman ben bu duyguyu nasıl değiştirebilirim? Onun ana kaynağına inmek, orada gene farklı hikayelerle bunu tam olarak gördüğümüzde, işte o travma çözümü ya da o duygu sökümleri, duygu dönüşmeleri dediğimiz tam olarak o noktada oluyor. Ve artık isteseniz de o eski halinize dönmeniz mümkün değil. Çünkü artık o duygu, hem duyguyu tanımlıyorsunuz, o eski duygunun nasıl olduğunu fark ediyorsunuz, hem size verdiği aslında negatifleri görüyorsunuz, hem de evet, benim artık buna ihtiyacım kalmadı, demek ki ben bunlardan, bu durumlardan dolayı bunu kendime çekmişim. Artık bir özgürlük haliyle beraber yeni bir duygu yaşantınıza girmeye başlıyor. İşte o da enerji alanını gerçekten temizlediği için tekrar aynı kalıpları, aynı duyguları yaşamanız tamamen gereksiz bir hale geliyor. Ve o bilinç altındaki o ruhsal dönüşüm de o şekilde devreye giriyor. Tabii bunlar çok derin çalışmalar normalde. Herkese uygun çalışmalar söz konusu oluyor. Yani herkes bu kadar derin çalışmalara, çünkü pek çok insan korkuyor, ben bunun da farkındayım. Ama Evet. adım adım, yani farklı tekniklerle, bazen böyle nefes teknikleri, bazen farklı meditasyonlar, sonra meditasyonlar zamanla derin meditasyonlar haline geliyor. Gene farklı bilinçaltı teknikleriyle o bir hazırlanma dönemi ve bir açılım dönemi devreye giriyor. Ama hayatınızda, ilişkilerinizde olsun, hayatınızın hangi noktasında olursa olsun, her konuyu regresyonla ve bilinçaltı ile çözmek mümkün. Çünkü her konunun bir derinliği var ve o derinlik zaten duygularda gizli ve o duygular dönüştürüldüğünde zaten siz direkt olarak değişmiş oluyorsunuz ki Evet. gerçek olan insanoğlunun değişimidir. Bu gerçekten çok önemli. Siz değiştiğinizde gerçekten dünyanız değişiyor. Kesinlikle. Çok güzel bir söz bu. Öyle de oluyor. Evet. Gerçekten eğitim içerikli bir konuşma oldu. Ay, Muhteşem teşekkür ederim. bilgiler öğreniyoruz. Hemen ben bakıyorum, bir sorumuz var. Fark etmek için neler yapılabilir demiş. Sanırım hayatımızı gözlemlememiz gerekiyor, öyle değil mi? Evet, ben şunu öneririm. Çok basit bir yöntemdir. Okul çağlarına dönün. Yani bir kağıdınız olsun. Mesela benim hep yanımda bir kağıdım vardır. Hep bir şeyleri not alırım ben. Bir kağıdınız ve bir kaleminiz olsun. Her şeyi not alın. Yani ama fark etmek için fark etmeniz gereken alan duygunuzdur. Şimdi şu var ki, biz insanlar artık duygu kısmını unuttuk. Çünkü sistem bizi hep çok dışsal mutluluklara yönlendirdiği için zaten duygu kısmını unuttuk. Mesela ben şu an nasıl hissediyorum kendimi? Ben şu an yalnız, güçsüz, sevgisiz,
Değersiz, sahipsiz, yazın. Ya da o bana şunu yaptı, yazın o bana bunu yaptı. Peki bu bana kendimi nasıl hissettirdi? Peki ben nasıl bir enerji ortaya koymuş olabilirim? Çünkü hiçbir şey tek taraflı olmaz. Hem karşı tarafa bakın hem kendinize bakın ve yazın. Kağıt kalem iyi bir dostunuz olacaktır. En güzel farkındalık sürekli okul zamanına geri dönmektir. Yazdıkça fark edersiniz, iyi gelir. Evet. Sonra yapın ama onları. Tabii ki. Dişi enerjimi nasıl yükseltebilirim diyor. Ya da dişi enerjimi yükseltmek için neler yapabiliriz hocam demiş Dilara. Evet, aslında dişi enerjiden bahsettik. Yani dişi enerji için destek almanız gerekiyor. Dişi enerjinizi sizler tek başınıza yükseltemezsiniz. Yani mesela dişiniz ağrıyor. Ben bugünlerde bu konudan muzdaripim, biliyorsunuz paylaşmıştım. Evet, çok Ben mutsuz. şeyi alayım, iğneyi alayım, uğraşayım dişimle. Yani işte karanfil yağları süreyim, onu da öğrendim. Yani değişik yöntemler uygulayayım. Ama onun bir diş doktoru var ve o doktora gitmem lazım, antibiyotik almam lazım. Bunun desteğini almak zorundasınız. Çünkü bu öyle bir şey ki çok derin duygular burada söz konusu. Yani ve bunu atalarımız da diyor, yedisinde neyse yetmişinde o. Hadi şimdi yeni insan, yeni çağ insanı bizler daha farkındayız, daha çok ulaşıyoruz her şeye ama bilinçli farkındalık gerçek dönüşümü sağlamıyor. Hiç unutmuyorum, benim bir danışanımın söylediği bir şey. Doğan Hanım demişti bana, o kadar çok kitap okudum ki ama şu seanslar bana her şeyi öğretti ve anlattı. Ve ben farkında olmadıklarımı gördüğüm gibi kendimde fark etmediklerimi de öğrendim, gördüm ve değiştirdim. Yani değişim ancak bu şekilde oluyor. Siz kendi başınıza bir dişi enerji aktivasyonu yapamazsınız. Zaten bilinçaltı çalışmaları kendi başınıza yapılmaz. Tüm bunlar için destek almanız lazım. Ama bunun için gerçekten istemek lazım. Yani mesela benim çalıştığım herkes de yumurta kapıya dayanır. Artık hayatının son böyle en zor günleri gelir. O zaman ama bunu yapmayın. Yani yumurta kapıya dayanmadan yapın. Çünkü yumurta kapıya dayandığında acıtıyor. Çok acıtıyor. O acıya gerek yok. İnanın yok. Çünkü bir gün bir süre sonra o yumurta kapıya dayanacak. Bu belli. Sistem şu anda enerjiler, siz de çok iyi bilirsiniz Arzu Hanım. Şu anda enerjiler o kadar ilginç bir şekilde akıyor ki. Şu anda değişmeyen, değişmeyen için çok çok zor günler yeni açılımlarla devreye giriyor. Oysa yeni açılımları pozitifte tutmak varken, eğer değişime direnen, değişmek istemeyen kişiler için daha insanlar aşağı doğru çekildiği bir süreçteyiz. Çünkü enerji bunu gerektiriyor şu anda. O yüzden mutlaka destek almanızı tavsiye ederim. Yani bu desteği almadan çok zor ve destek alacağınız kişiyi de lütfen hissedin. Yani o enerjiyi hissedin. O kişinin eğitimlerine bakın. 10 günlük regresyon eğitimi alanlara dikkat edin. Bunları da söylemek istiyorum. Çünkü bu böyle çok yaygın bir hale geldi. Ben 12 yıldan beri bu işi yapıyorum. Çok uzun yıllar eğitim aldım. Bunu övünmek için söylemiyorum. Ben bunların hepsini kendi hayatımı iyileştirmek için başladım. O yüzden hani başlangıç noktası çok farklıydı. O yüzden siz de bir doğru bir yerden başlarsanız, tabii herkesin hayrını dileyerek bunu yapmak Maalesef gerekiyor. söylemek zorunda kalıyoruz. Eğitmenlik ve danışmanlıklarımızı ben de 15 yıl önce başladım. Ama 2 ay gibi ya da 1 ay gibi kısa bir sürede sertifika programı ile bu işi yapanlar var. Dikkatli olmak lazım ama burada sonuçta burası bir dünya okulu. Herkes ihtiyacına göre kişiyle Çok karşılaşıyor. doğru. Çok Ona doğru. ihtiyacı olan öyle bir danışman ve enerji. Onun ihtiyacı böyle. Herkes ihtiyacını ve talebini karşılıyor. Evet. Peki Yine şöyle söyleyelim bunu. Yine de bir bilgi olsun gene. yine de buradan söyleyelim ki uzun yıllarınızı vererek bu işleri yapanla kısa bir sürede bu işi yapanlar arasında mutlaka fark olacaktır. Anladım. Peki siz ayrıca sosyologsunuz ve regresyon daha hangi konularda danışmanlık ve eğitim veriyorsunuz? Onlardan da biraz bahsedelim mi? Olur. Aslında ben nefes eğitimleri aldım.
Sanırım siz de nefes eğitimleri aldınız. Oradan bakmıştım. Mesela bilinçaltı yöntemlerinde holoterapik nefes çalışmaları da kullanmaktayım. Enerjiler üzerine çok uzun yıllar çalıştım. Reiki'nin üstü Karuna Reiki, kuantum eğitimleri aldım. Ama öyle bir şey ki aslına bakarsanız hani bunları böyle benim bile aklıma gelmiyor açık konuşmak gerekirse. Çalışmalar evet hani çalışmalar esnasında kişinin neye ihtiyacı varsa direkt olarak o açığa çıkıyor. Çünkü regresyona girmek de o kadar kolay olmayabilir. Çünkü orada sert yüzleşmeler var. Değişim kolay değil. O değişim için böyle acıya acıya onların biraz şey olması lazım, yüzleşilmesi lazım. Ama bittikten sonrası çok kolay ve çok muhteşem. İlk etaplarda çok farklı teknikler uyguluyorum ben kişilere. Ama tabii bu da yani pek çok tekniği, regresyon içinde bile ben pek çok teknik deniyorum. Kişinin neye ihtiyacı varsa akışta onlar ortaya çıkıyor zaten tamamen. Evet. Bu arada saatimize bakalım mı? Ben yanıma saati almayı unutmuşum. Hemen şuradan ekrandan görebiliyor muyum? Ben Göremiyorum. göremedim şu andan ama siz görebildiniz mi? Arkadaşlara soralım. Evet, saatimiz kaç Görebildim. arkadaşlar? Ben diyelim saati içeride bırakmışım koşur koşur olduğu için. Henüz cevap veren yok. Evet. Sizde de görünmüyor galiba. Yok, bende de görünmüyor. Aynen, ben Evet. de bak. Şöyle. Tamam. Ha evet, 21:52 olmuş. Şimdi Ha, gördüm. güzel, tamam. Şöyle o zaman birkaç dakikamız kalmış. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Toparlarsak eril ve dişi enerjisi önemli. İlişkilerimizi yöneten eril ve dişi dengesidir ve bu dengeyi korumak ve bunu öğrenmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Evet, öğrenmekten ziyade bu duyguların dönüştürülmesi gerekiyor. Bunlar gerçekten önemli. Yani duyguları dönüştürdüğümüzde hayatımızda dönüşür. Ama bu bir karar. Yani sadece bir ilişki kararı olarak da bakmamak gerekiyor. Bütün kişinin hayatını değiştirebileceği bir karar olarak buna bakmak gerekiyor. Çünkü oradaki dönüşümler sadece ilişkiyle alakalı olmuyor. Çok daha farklı dönüşüm. Hayatımızın genelini etkiliyor. Kesinlikle öyle. Bütün hayatı etkiliyor. Evet. Evet. Aslında ilişkiler deyince de sadece kadın erkek değil, tüm ilişkileri de kastediyoruz. Öyle değil mi? İş arkadaşlarımız, anne baba, kardeş ilişkileri ve tüm ilişkileri Aslında kastediyoruz. önce kendimizle olan ilişkimiz aslında. İlişkimiz, Çünkü evet. bizim kendimizle ilişkimiz nasılsa biz karşı tarafta direkt olarak o ilişkiyi yaşıyoruz. Mesela çabuk sıkılan biriyseniz köklenemiyorsunuz demektir. Aile kurmanız zor demektir. O zaman uzun süreli bir ilişki yaşayabilmeniz çok zordur. Ve eğer çabuk sıkılan biriyseniz zaten hayattan da yeteri kadar haz almıyorsunuzdur. Dolayısıyla ilişkiden ziyade önce içinizdeki bu döngünün şifalanması gerekir. Çünkü o dönüştüğünde orada bir stabil denge oluşmaya başlar ve ondan sonraki aşamada karşı cinse koyduğunuz anlama bakmak gerekiyor. Burada anlamlar çok önemli bir de. Onu da çok kısa bahsetmek istiyorum. Sonra kapatalım. Anneye ve babaya koyduğumuz anlam bizim ilişkilerimizde kadına ve erkeğe koyduğumuz anlamdır. Siz mesela hayatınızda anneyi hep güçsüz gördüyseniz hep güçlü kadın olmaya çalışırsınız. Babayı hep bağıran, öfkeli gördüyseniz erkeklerden hep korku üretirsiniz ve erkeklerle aranızda görünmez enerjisel bir duvar örersiniz. Dolayısıyla da bu şartlar altında gerçek ve sağlıklı ilişkiler kurmanız çok zor. Peki bunun bene yansıması nasıl? Bende de eril tarafımı reddederim ya da eril tarafımı çok güçlü tutarım. Çünkü baba aslında daha çok erili güçlü tutarım. Çünkü baba öfkeli ve güçlü taraftır. Bilinçaltı boyutunda konan anlama göre. Anne de güçsüz taraftır. Bu sefer dişili reddederim. Çünkü dişili güçsüz olarak görmüştür benim iç çocuğum. Ve iç çocuğum benim nasıl gördüyse 40'ında da 50'sinde de aynı görmeye başlar. O yüzden bunları kişi tek başına dönüştüremez. O yüzden bunlara koyduğumuz anlamlara bakın.
Onların o içerisindeki anlamları dönüştürmemiz lazım ki anne ve babadan başlayarak kendi içimizdeki erile ve dişile koyduğumuz anlamlar tam olarak dönüşsün. İşte o zaman biz bir bütün haline gelelim. Gerçekten çok önemli. Çok Çok teşekkür önemli ederim. gerçekten. Harika bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum. O Ben kadar çok eğitim teşekkür ederim. içerikli bir yayın oldu. Eri ve diş enerjisi çok önemli ve çok da önemli noktalara değindiniz. Ben tekrar sizinle yayın yapmak isterim. Daha detaylı konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza Ben de çok yüreğinize teşekkür sağlık. ediyorum. Sağ olun. İyi İyi akşamlar geceler. İyi diliyorum herkese. akşamlar Hoşça dilerim. kalın. İyi Hoşça akşamlar. kalın. Sevgiler. Sevgiler. Hoşça kalın.